Evet, bir soru cevap videosunu daha çekeceğiz. Şu anda kodla.co eventi için, toplantısı için Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon'dayız. KTÜ'nün bir balkonundan Karadeniz'e doğru bir video çekeceğiz. Soru, Ahmet Bey'in sorusu. Bilgisayar programcılığı okumak istiyorlar özetle. Oldukça uzun bir mail yazmışlar. Bunun hepsini okuyamayacağım ama bilgisayar programcılığı nasıldır? Bir de üniversite isimleri verip, bunlarda bilgisayar mühendisliği de tutuyor. Acaba bilgisayar programcılığı mı okuyayım? İyi bir üniversitede yoksa biraz daha nispeten kötü kendi kategorilerine göre tabii. Biliyorsunuz Türkiye'de kötü üniversite yoktur. Bilgisayar programcılığı mı okuyayım diye sormuşlar. Biz de bildiğimiz kadarıyla cevaplayalım. Şimdi bilgisayar programcılığı malum 2 yıllık bir eğitim. Bilgisayar mühendisliği ise 4 yıllık bir eğitim. Bilgisayar mühendisliğinin odası var. Bilgisayar mühendisliğinin literatürde oturmuş bir yeri var. Piyasası var ve bilgisayar mühendisliğinin ilanlarda geçen aranılır özelliği var. Bilgisayar programcılığının da vardır ama nispeten bilgisayar mühendisliğinin daha yüksektir. Bilgisayar programcılığındaki çoğu görüştüğüm hoca, tanıştığım hoca ve bilgisayar programcılığından mezun çoğu kişi çok saygın insanlar olmakla birlikte onlar da bilgisayar mühendisliğinin ve zannediyorum maili yazan kişi de ve diğer zannediyorum bu videoyu izleyecek kişiler de bilgisayar mühendisliğinin bilgisayar programcılığına göre daha ciddi bir eğitim olduğu ve önünün daha açık olduğunu kabul edeceklerdir. Şimdi dolayısıyla bilgisayar mühendisliğinden daha iyidir bilgisayar programcılığı gibi bir şey veya karşılaştırmak gibi bir şey yapmayacağım. Ama şunu söylemek lazım, bilgisayar programcılığından mezun olup sektöre girip çok iyi yerlere gelmiş, çok iyi tanıdığım insanlar var. Ayrıca değişik vesilelerle çeşitli üniversitelerde eğitim verdim, ders verdim ve bilgisayar programcılığından bir şekilde dikey geçişle bilgisayar mühendisliğine gelmiş çok öğrenci tanıdım. Ve sizi temin ederim bilgisayar mühendisliğine bilgisayar programcılığından gelen ve çok başarılı olan çok iyi öğrenciler de var. Bununla birlikte bilgisayar programcılığı bölümlerinde de ders vermişliğim var. Oradaki arkadaşları ve o arkadaşların neler hissettiğini de aşağı yukarı anlayabiliyorum. Benim size tavsiyem şu olur. Bilgisayar programcılığını okuduktan sonra ve okurken bir yandan çalışmaya başlamanız, sektörü öğrenmeniz, kendinizi tanımanız, nelerden zevk aldığınız, neleri istediğinizi öğrenmeniz ve daha sonrasında mümkünse dikey geçiş yaparak bilgisayar mühendisliğine geçmeniz olur. Ha, burada soru şuysa şayet ben bilgisayar mühendisliğini direkt okuyabilirim ama nispeten kötü bir üniversite okuyacağım diyorsanız orada da şunu söyleyeyim açık bir şekilde. Bilgisayar mühendisliğini Türkiye'de okuduğunuzda gerçekten bir şeyler size katacak. Gerçekten ben okuduğuma çok memnun oldum. Gerçekten ben bu üniversiteden bir şeyler öğrendim diyeceğiniz üniversite sayısı ne yazık ki az. Çoğu üniversitede yaşanan bir sıkıntı öğrencilerin üniversiteye sadece diploma için gitmesi, gittikten sonra çok bir şey öğrenememesi gibi sıkıntılar var. Şimdi sizin önünüzü açacak bir üniversite ise bu, üniversiteyi okuduktan sonra size gerçekten bilgi anlamında, tecrübe anlamında katkı sağlayacaksa o üniversiteye gitmekte fayda var. Ama puanım tutmadı ve ben bilgisayar mühendisi olmak istiyorum diyorsanız, kötü üniversitelerden uzak durmanızı ben tavsiye ederim. Çünkü üniversitenin kalitesi düştükçe sizin oraya verdiğiniz emek, çünkü bir de az bir vakit değil, 4 yılınızı veriyorsunuz. Ve verdiğiniz 4 yıl sizin için en kıymetli 4 yıl. Gençliğinizin, hayatınızın en güzel 4 yılını veriyorsunuz. Bir sürü para harcanıyor. Eğitim masraflı bir şey. Siz hadi parayı kazanıp geri koyarsınız, hayatınızın 4 yılını kazanıp geri koyma şansına sahip de değilsiniz. Benim size tavsiyem, okuyorsanız okuduğunuz bölümden maksimum faydayı sağlamanız, hedefinize yönelik bir bölüm okumanız, zevk aldığınız bir bölüm okumanız. Yoksa bilgisayar mühendisliği oldu diye, sırf ismi mühendislik diye veya sırf ismi şu diye bir bölüm okumanın çok doğru olduğunu ben kişisel olarak zannetmiyorum. Bu benim kişisel yorumumdur. Başka görüşlere sahip olan, başka fikirlere sahip olan insanlar da vardır. Onları da dinleyin. Ama gidip matematik okumak, istatistik okumak, başka bir bölüm okumak bile sırf ismi bilgisayar mühendisliği diye hiç bir şey öğrenmeyeceğiniz, hiçbir fayda sağlamayacak bir üniversitede okumaya göre daha iyidir, daha tercih edilirdir. Benim anladığım, bildiğim kadarıyla. Ha, burada üniversite neden kötüdür, neden iyidir, size göre nasıl sınıflandırılır onu biraz sorgulamak gerekebilir. Çünkü gerçekten hiç tahmin etmediğiniz ve sizin kötü olarak sınıflandırabileceğiniz ama gerçekten çok iyi üniversiteler olmakla birlikte gerçekten çok iyi zannedilen ama içinde de gerçekten çok kötü eğitim olan ve öğrencilerin hiç memnun olmadığı üniversiteler de var. Buradaki kritik noktaları biraz açıklamaya çalışmıştım. Onunla ilgili videonun linkini de bunun altına koyarız. Bir üniversite nasıl tercih edilmeli? Üniversitede bölüm, yani aynı bölüm bilgisayar mühendisliği ama 130 tane üniversitede var. Bunların ne farkı var birbirine? Onları açıklamaya çalışmıştım. Oradaki kriterlere bakarak kendiniz için faydalı olabilecek iyi bir üniversite tercih etmenizi tavsiye ederim. Bir de bilgisayar mühendisliği uygulamalı bir bölüm olduğu için, sadece teoriden ibaret olmadığı için mümkünse piyasasının da canlı olduğu bir bölümü seçmeniz, üniversiteyi seçmeniz sizin için faydalı olacaktır. Okurken çalışmak çok önemli bir şey. Bizim sektör için oldukça önemli bir şey. Ve dolayısıyla canlı bir sektöre girmenizi de tavsiye ederim. Özetle bilgisayar programcılığı veya mühendisliği olduğuna çok takılmayın.
bilgisayar programcılığı okuyorsanız mutlaka ama 4 yıl daha tamamlayın. Üniversitenin ismi önemlidir, üniversitenin bulunduğu şehir önemlidir ama en önemlisi eğitim kalitesidir. Size hiçbir şey vermeyeceğini hissettiğiniz bir üniversite varsa, bir kere bu kanaat sizde oluştuysa, haklı veya değil, yanlış veya doğru, bundan uzak durmanızı da tavsiye ederim. Çünkü gerçekten zaman çok kıymetli ve geri kazanılamayan, geri döndürülemeyen bir şey. Hepinize başarılar dilerim.